Herkese yeniden merhabalar. En son kaldığımız noktadan, tam olarak en son kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Bilinmezliğe doğru gidiyoruz. Her şey iki tane gyrokopter parçası için. Başka bir şeye ihtiyacımız yok ki zaten. Ya adada her şeyimiz var. Gerektikçe yakın adalardan ağaç kesiyoruz. Getiriyoruz. Ve bir ihtiyacımız kalmıyor ondan başka. Gyrokopter şu anda yapamadığımız tek alet galiba. Ha yok, bir de şey var. Zıpkın var. Zıpkın içinde bir tüp gibi bir parça var. Ona ihtiyacımız var. Doğru. Bir de o var. Bak. Kokurdamayı duyuyorum. Yine burada altımızda yüzüyor it balığı. Lan bu oda da uzakta mıymış neymiş, gitmedi. Saatime de bakamıyorum. Ya saatime niye bakamıyorum? Herifin sol eli boşta ya. Aynen. Büyük gemili ada. Büyük gemili adadan dümdüz devam edeceğiz. Adayla gemi arasından geçip. Evet, böyle ilkel yöntemlerle geri döneceğiz ama yapacağımız başka bir şey yok. Biraz uzakmış galiba burası. Ay ay, işte öyle. Böyle. Yalnız bu kadar ada var. Benden başka bir tane canlı olmaması biraz komik olmuş. Onu söylemek zorundayım. Ya bu adalarda hiç mi yaşayan? Tamam, varmış, gördük orada iskelet. Daha önce de görmüştüm. Tamam, birileri yaşamış, ölmüş. Tamam, okey. Ondan sonra kimse gelmemiş mi bu adalara? Hiç kimse mi gelmemiş? Bak buraya bir iki tane yerli bıraksın, adamlar günlük gülistanlık yaşar burada ya. Yiyecek, içecek her şey var. Oha, bu ne lan? Whale, shark. Whale, balina değil miydi? Lan alabora falan ettirmezsin değil mi? Senden daha önce görmedim çünkü. Yani bayağı mızrağım var, yine de sen bilirsin. Şuraya atarım şeyi, çapayı. Cayır cayır saplarım, sen bilirsin yani yine de. Çok da korkacak değilim senden. Oo, gözden kayboldu bile, hadi bakalım. Vallahi geri dönebilirsek çok 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 büyük şans, o kadarını söyleyeyim. İnanılmaz büyük şans geri dönebilirsek, o kadarını söyleyeyim. Bak başka bir ada gözüküyor. Aa, o ada mıydı diye oraya gidersem yandım. Şuradaki şu orta boşluğa doğru gitmem lazım. Geri dönmek için. Bu adada büyük taş var, yüksek ağaçlar var. Büyük ihtimalle yılan lan ne varsa artık beni orada artık domuz vurur, yengeç kopartır, yılan da yer herhalde. Yani çok bir benim tek beklentim bunlar şu anda. Yine bir gürültü geldi de, yine mi geldi bu pislik? İt balığı. Bakayım. Ha, şimdiden görebiliyorum zaten büyük yengeci. Ha, kafadan onu gördüm. Bak solda. SA, ben geldim. Oo, hem de iki tane var orada. Okey, hiç onlara bulaşmayalım. Hem de mızrağı alayım da ben. Bir tane şey buldum. Hemen burada, kesin burada sandık var. Hop. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Domuz falan var mı lan? Küçükler önemli değil de büyük acıtıyor. Yalnız bu FPS sanki biraz tırtıklıyor gibi, küçük gibi geldi bu sefer. Küçük demişim. Düşük gibi geldi. Bunda banko vardır. Evet. Oo. Yiyecek gibi oldum kendime. Kafanı daldır bakayım. Aha, sandık.
Karanlık maranlık sandığı bulurum. Ne burada bir şey mi var? Demir parça. Okey, kıçımızdan ısırılmadan ya da zehirlenmeden şuradan çıkalım hemen. İki tane sandık var şu anda daha şimdiden. Bu sandıklardan şey parçası çıkarsa ne mutlu. Gyrocopter parçası çıkarsa veya şey de olur. O da okey. Neydi onun adı? Zıpkın. Ahşap bulduk. Sen ne yap biliyor musun? Ahşabı bırak bakayım. Bu ne? Daha bir şey yokmuş, tamam. Okey. Bence yeterince baktık. Başka da enteresan bir şey göremiyorum. Patates için ortaya gidemiyorum çünkü. Hemen şurada var bak. Şurada görüyor musun? İki tane kocaman yengeç var orada. Şu anda benimle benim sandal arasında iki tane kocaman yengeç var. Oğlum yılan mılan çıkmasın şunu. Vallahi. Ama yani şimdi bakmanın anlamı yok. Göremiyorum. Patates olsa da göremeyeceğim zaten. Buradan yüzerek geçsem beni görmemezlikten gelirler mi acaba? Buraya mı geldi? Ha yok, orada duruyormuş. Bunda ne var? Ivır zıvır. Bunda ne var? Bak ne yapacağım şimdi? Gel bakayım. Şu kumaşları at. Elini alma şunu. Hay ağzına tükürdüm salağa. Bunu buraya bırak. Bunu buraya bırak. Bak ne güzel aydınlattı ortalığı. Bayağı da geçen sefer denemiştim de bayağı da yanıyor yani, şey yapmıyor, hemen sönmüyor. O kadar şey gezdik. Bizde olmayan bir tane parça bulamadık hala. Ada şurada, orası değil. Buralara doğru gideceğiz. O zaman şöyle yapıyoruz. Hop hop. Sola sola sola. Heh. Böyle iyi, böyle git. O zaman lan. O zaman bizim adaya gidebilsek orada görüşürüz. Bizim adaya gidemezsek büyük ihtimalle bir adaya yanaşmış ağlayarak kayda tekrar devam ederim olduğum yerden. Bye bye. Ve evet, beklediğim gibi kayboldum. Kayboldum. Bir tane adaya geldim ama burası orası değil. Burası bizim ada değil. Tam olarak beklediğim gibi. Evet, 18. gün hayatta kaldım ama ya şöyle bir şey var. En olmadı. Başka bir adaya. Bunu biner misin? Dönme işte, dön. Yani neyse, bir şey demiyorum. Bunu böyle taşıyabiliyoruz ama aç şunu da.
Yanında cloth var. Yani kumaş var. En olmadı. En olmadı. Bir tane adaya oturacağız. Yanında şey var şimdi. Şeyin suyu biraz içtim. Mataradan suyu biraz içtim. Daha kötü duruma düşersem yanında bir tane şey var. Hazır konserve var. O suyu bayağı yiyeceği ve suyu bayağı dolduruyor. Olmadı onu kullanacağım. Ve ona göre bakacağız. Ama tahmin ettiğim gibi kayboldum. Tam olarak tahmin ettiğim gibi kayboldum hem de. Gel de bul hangisi bizim adaydı acaba? Ya da bizim ada buralarda mıydı? Neyse sıkıntı değil. Hani yapmak istediğimiz her şeyi yaptık zaten. Ve şöyle bir şey var aslında. Bütün malzemeleri bu kutulara yükleyip base'den, yani o ana adadan her şeyi bu kutulara yükleyip artık böyle mobil base gibi ve gerektiği yerde oturacaksın, kuracaksın. Çünkü adalarda da kaynak var zaten. Oraya kurulup ihtiyaçlarını gidereceksin, sonra devam edeceksin tarzı bir şey yapılabilirdi aslında. Bak en baştan aklıma gelseydi ben her şeyi bu kutulara doldurdum. Bu kutuları boş bırakmazdım. O şekilde yola çıkardık. Ama yola çıkmadan önce düşünemedim bunu. Gayet de mantıklı çünkü şöyle bir şey var. Tamam, köpek balıkları gelip ara sıra alttan vuruyorlar. Yani çok sık olmasa da ama bir şey zarar verdiklerini görmedim. Herhangi parça marça kırmıyorlar, bir şey yapmıyorlar. Yani sırf şöyle bir tane bunun biraz daha büyüğünü yapıp full böyle kutu döşeyip mobil olarak yaşanabilir. Döşeyebiliriz bence. Bence olur. Önümüzdeki ada bizim ada değil zaten, o belli. Öyle garip garip şeyler var. Top gibi ağaçları var. O zaten bizim ada değil, onu söyleyebilirim. Ha yine geliyor köpek balığı. Whale shark ya. Katil balina mı diyeceğim? Hayır. Whale balina değil miydi ya? Balina köpek balığı gibi bir şey oluyor. Eğer yanlış bilmiyorsam. Ve bu genelde açık sularda geliyor. Adalara yaklaşınca diğerleri geliyor. Hiç imkan yok. Bu kadar uzaktan o bizim adamı değil mi? Nasıl bileceğim ben? İmkansız bir şey. Ah bak. O çılgınlar gibi, deliler gibi geliyor. Farklı bir şey yalnız. Vallahi yanımda mızrağım bol. İstersen devam et. Benim için sıkıntı yok. Ne yaptın mızrağım? Dur bakayım şöyle. Bir batık gördüm sanki. Bir batık gördüm sanki. Oo domuza bak. Domuz var burada. Okey. Ben de acıkmaya başlamışım zaten. Şu. Dur bakayım. Oho o kadar çok şey var ki. Şunu at. Bunu al. Aa takıldın mı lan yoksa orada? Yavrum benim. Dur orada dönmeye devam et sen. Orada dön. Lan diğer mızraklar nerede ya? Diğer mızraklar nerede? Sen dön orada dön. Dön. Sen dön orada dön. Oy. Gel bakayım sen gel. Sen gel bakayım gel.
Sen gel bakayım gel. Kaçma lan kaçma, gel saldır. Şşş. Kaçtı. Neredeydi? Baltamız neredeydi? Geri geleceksin herhalde sen. Öyle düşünüyorum. Bence geri gelirsin. Madem adayı kaybettik, yapacak bir şey yok. Demokraside çareler tükenmez. Biz ne yapacağımızı biliyorsak. Lan! Ağzına sıçarım ha. Oha. Ağzına işte, bu kötü oldu. Ulan o kadar uzaktan nasıl ısırabiliyor ya? Al işte yine zehirlendik değil mi? Oğlum o kadar uzaktan nasıl ısırdın sen beni? Ağzına sıçayım. Hayır. Öldürürüm lan seni. Dur. Ağzını senin çekiyor diyorum. Yemin ediyorum amma çok mızrak atmak gerekiyor bunlara ha. Tamam. Hiç olmazsa bu ada artık güvenli. Gel bakayım. Benim zehirlenmem çok kötü oldu ama. Ağzına tüküreyim böyle işin. Ha. Bir dakika. Dur onu da çözebiliriz bence. Bir saniye. Sen burada kal. Onu da çözeriz bence. Dur. Onu da bence çözeriz. Çünkü her adada bir tane pipi bitkisi var diyebilirim. Evet, pipi bitkisi bizim hayatımızı kurtarabilir şu anda. Şimdi mızrağı al. Ben bütün mızrakları aldım mı? Bunu al. Burada yılana sapladıklarımız vardı. Yılan nerede? Heh. Yılan nerede? Heh. Oğlum yılanın derisini ne yapayım ya? Oh, et aldı zaten, deri de almadı. Tamam mı bunlar? Şimdi pipi bitkisi. Dur bakayım. Bunu bulursam paçayı kurtardık. Bulamazsam işimiz yaş. Bu ne? Küçük domuz. Sen de, siz de saldırmıyorsunuz herhalde ya, umarım. Aa, mızrak buldum. Dur. Ya işte bu yengeçler olmasın. Bunlara mızrak işlemiyor ya. Bunlara taş kafalı, taş başlı mızrak atmak gerekiyor. Onu da yapacak malzemem yok yani, uğraşamam. İçim gitti yemin ediyorum var ya. Ah bir tane daha yılan. Dur bakalım şurada. Böyle de zor ki. Bak normalde böyle. Şunlardan bir tanesi pipi bitkisi. Bir tanesinin ortasında var ama hangisinde? Gel de bul hangisinde. Bunu al bakayım. Güneşin altında da yanıyoruz ama vallahi yapabileceğim şu anda bir şey yok. Büyük ihtimalle daha hızlı susayacağız. Bu da bizim için kötü ama öte yandan da zehirlendik. Bu da başka bir kötü şey. Bir gölgeye geç bakayım. Bak koluma. Keşke şu köpek balığından yağma bir şey çıksa da şey yapsak. Dur bakayım. Köpek balığının yağma çıksa da onu üstümüze sürsek de böyle iyi gelse falan filan. İyice dikkatli bakıyorum. Yes. Yes bulduk.
Bulduk valla. Ya oho, iki tane büyük geldi. Hayır, sizin ağzınızı. İki tane büyük geldi hem de. Yuh. Alamadım da bitki ya. Bir soda. Soda. Şu şeyi at bakayım buraya. Onlar nereden çıktı? Pardon ama nereden çıktı bunlar? Bak bak. Dur, göstereyim size. Bak. Mızrak kırılıyor direkt bunlarda. Ama o pipi bitkisini almam lazım yani. Onun hiç umurumda değil. Tabi bulursam bir daha. Bak nasıl geliyor, aç köpeklere bak bak. Neredeydi o kodumun şeyi ya? Nerede o ağzına tükürdüğüm? Canı ne kadar var? Gel gel. Gece olmadan tamam. Nasıl hazırlanıyordu bu? Hemen gel. Antidot. Bir tane şey yapmam gerekiyor. Neymiş? Bir tane ip, bir tane de şey. Tamam. Hallederiz. Hiç sıkıntı değil. Hayatta kalma dediğim böyle bir şey. Yapacak bir şey yok. Bunları saplamak yerine yere bıraksam aslında daha mı kısa sürerdi acaba? Bitti mi? Tamam. İp. İp lazım. Senden ne çıkıyor? Dal. Okey. Bu bir. Bir tane daha yılan vardı etrafta da şimdi gidip de kendimizi ona sokturmayalım bile. Lan. Heh. 2. 3. 4. İp yap. Sandal neredeydi bizim? Oradaydı. Sen. Gel bakayım. Kokodat flask. Antidot. Kola bak. Yes. Çok feci susamışız. Bunun içinde kalmadı mı? Ciddi misin? Oh shit man. Oh shit, peki. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Acil durum şeyimiz duruyor. Nerede o? Üzerimde boş yer var değil mi? Var. Tamam. Şunu al. Heh. Göm. Uhuu. Şimdi. Acilen ne yapıyoruz? Hemen burada hayatta kalma mücadelemize bir tane daha flask, kumaş. Bir tane kumaş almam gerekiyor sadece. Tekneden. Tekne bu arada gidiyor galiba. Aa bu şeyi, tamam. Heh tamam. Gitmez, gidemez. Kumaş neredeydi? Kumaş neredeydi lan? Bir tane mi, iki tane mi kumaş lazım? Bir tane. Alright. Bunu buraya bırakıyorsun. Gel bakayım. Bir tane ip. Tamam.
Bir tane değil, ip iki tane. Bir tane bunun için lazım. Bir tane ayrıca lazım. Üç tane taş. Okey. Tamam, buraya bırak bunları. Şu yılan etini bırak. Bununla bir işimiz yok, bunu bırak. Baltalar elimizde. Şimdi. Yuki ağacı olsa iyi olur bir tane. Yuki ağacı yoksa bunlardan toplayacağız. Yuki ağacı var. Ha, var var bu. Yılan varsa işte kötü çünkü başka pipi bitkisi yok burada. Yani herhalde burada değildir yılan. Topla 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 topla. Başka var mı? Seninle işim yok. Bir, iki, let's go. Bu da tamam. Şurada hemen şeyi alıyoruz. Tokanat lazımdı. Üç tane taş. Bir, iki, üç. Tamam. Dur. Şey yaprağı yok. Tamam. Ve olay budur. Çünkü acil durum şeyimiz de kalmadı. Onu da kullandık. Konserve. Acil durum konservemizi de kullandık. Gel bakayım senden de ağaç yapalım bir tane. Yakalım bir şey. Kamp ateşi yakalım o zaman. Madem buraya böyle oturuyoruz. Sana ne lazımdı ama yakmak için bir zımbırtı lazımdı sana. Ha, iki tane dal. Bu bir, bu iki. Sen gel bakayım. Aa bir dakika kafam durdu ya. Heh. Bu da tamam. Gel bakayım buraya aşağılık köpek. Gel bakalım. Demek domuz var ha. Demek büyük yengeç var ha. Demek köpek balığı var ha. Konu hayat can meselesi olunca bitti. Yılan mı ısırdı? Zehirlenmiş misin? Domuz mu geliyormuş? İki tane büyük yengeç birden mi geliyormuş? Hadi oğlum amma çok ne çıktı senden bu kadar ya? Yürü git. Ha bir tane atabiliyoruz okey. Büyük et bundan da büyük et çıkıyormuş. Evet. Dur bakayım. Ha, iki tane aloe vera bitkisi lazımmış paşama. Yürü git lan. Şimdi oo burada kamp. Bir dakika şunu yapmam lazım yoksa kayıt alamıyorum. Dur. Bir tane ip, dört tane ondan. İp fazladan ipimiz yok değil mi? Dur. Dur. Buraya acilen kamp yapmam lazım. Çünkü gel bakayım adi pislikler size. Gel diğeri burada.
adamın pislikleri size. Bu kadar büyük yengeç mi olur lan? Reed. Biraz daha yuki toplamam lazım. Yalnız adada tek tehlike bir tane daha yılan kaldı. O beni ısırırsa çok büyük sıkıntı. O zaman işte patates olduk. O yüzden ne yapıp edip ondan uzak durmam gerekiyor. En küçük bir tıslamada var ya, var gücümle kaçarım yani. Kim bilir neredeydi o şimdi. Hadi gece yılan ara şimdi. İşin gücü yok. Buralara inmez değil mi? O yukarıdadır. İp. Hayır, hala yok. Kaç tane ip lazımdı bana? Gel bakayım. Aa, bir tane, tamam. Bunu da al. Let's go. Nice. Hayatta kalma. Oo, burada da kumaş çıktı. İkinci şeyi de yaparız. Sandık buldum lan, dur. Vallahi sandık buldum. Gel. Ne oluyor lan? Köpek balığı mı geldi buraya kadar? Gelsin diyorum ya, karada da ısırsın ya. Hiç geri tutmasın kendisini yani. Tamam, geri kalanı kolay. Yerin var mı? Şimdi şu kumaşları at bakayım. Derileri de at. Metal parçasını da at. Işığı da at. İçti mi? Hayır. He, sandık. Gel bakayım ne varmış içinde. Aha, ip çıktı. Bir de batarya çıktı. Ne yapacaktım lan? Heh. Odun lazım değil mi bana? Ne yaptık ettik, hayatta kaldık. Gerisi beni bağlamaz. Kafasını da kes. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bundan kaç tane lazımdı? Aa, yapabiliyormuşuz. Yapıştır. Kaydet. Demek ki her şekilde hayatta kalabiliyormuşum ya. Ha, bunu öğrendik yani. Valla. Gel buraya gel, adi pislik seni gel. Gel. Sen buranın süsü olacaksın böyle. Sen süsü olacaksın buranın. Hatta siz de gel bakayım buraya gel. Sizi yemeyeceğim de, siz burada süs olarak kalacaksınız. Pislikler. Susuzluk nedir bu lan? Oh. Göm. Al bakayım bunu. Ne yaptık ettik, hayatta kaldık ya. Ben şu anda kendimle gurur duyuyorum ya. Vallahi yani. Hiç kendimden böyle bir performans beklemezdim. Ağlaya ağlaya ölürdüm büyük ihtimalle. Normalde. Gel bakayım. Oh. Yarasın. Bakayım. At bakayım şunu. Aç değilim ama yiyeceğim. Al bunu. Al bunu, alamaz mısın? Hemen yapıştır. Nerede o? Göm. Heh. 1, 2, 3. Oo. Güzel. Yani kendi... Ya bu zaten sürpriz olmadı. Ben en baştan söyledim kaybolacağız diye. Biliyorum çünkü. Kendimi biliyorum. Yön duygum sıfır çünkü benim. Sıfır. Direkt sıfır.
Kaç bir tane ipim var? İki tane ip var bende. Bir tane var. Niye? Sandıktakini almadın mı? Aldım. Nereye harcadım lan onu ben yine? Neyse. Şimdi. Bir tane daha ipe ihtiyacım var ki ikinci suyu yapayım. Odunları alsana ben. Odunlarla bir tane daha şey sandık geri yaparım kendime. Şeye, tekneye. Bir acil durum konservesi daha bulsam aslında. Kendimi çok daha mutlu hissedeceğim ama. Çünkü şu anda şey yok. Ekstra yok yani. Buradan bir. Buradan iki mi? Üç mü? Kaç oldu ya? Bir tane daha. Lan! Hah. Tamam. Hemen geri dönüp ikinci su... Ya onun adı ne ki? Ne diyebilirim ki ona? Su yapma zımbırtısı. Hadi bakalım. İkinci su yapma zımbırtısını için ihtiyacım olan şeyleri... Heh, bir tane flask. Dur bakayım. Buralarda vardır kokonat. Heh. Seni aldık. Bu odunları at bakayım işte. Vallahi gayet anında bayağı seri bir şekilde base yaptım gibi kendime ya. Ben bu kadar kolay yapabildiğimi bilseydim. Hiç öyle adaya base yapmakla uğraşmazdım. Direkt 3 tane taş mı? Direkt şey yapardım ya. Nedir onun adı? Direkt şu kayığa yüklenirdim. Direkt yola çıkardım. Hiç beklemezdim yani. Daş yok mu daş? Bana daş bulun bana. O ne orada bir şey var gibi. Ulan bana bir şey kaçmaz umarım. Böyle gidiyorum ya. Şimdi base'den uzaktayım ya. Ya bir daha o base'i bulabileceğim bile şüpheli ya. O yüzden her şeyden tırsarak ilerliyorum şu anda. Oğlum daş yok mu daş? Bak canım fullenmiş neredeyse. Aa daş yok. Şaka mısınız lan? Lan koskoca adada toplam 3 tane mi taş vardı? Onları da ben mi aldım? Şimdi karanlık olduğu için içlere de gidemiyorum. Sırf o bir tane yılan kaldı ya. Tek sıkıntımız o şu anda bu adayla ilgili. O bir tane it. Küçükler büyüyüp bizim kıçımızı ısırmaz değil mi bir günde? Oha pipi plant. Aha ikinci de varmış. Aa süper. Ve 3 tane daha taş bulmuş olduk. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oha bu hep buradaymış. Bütün adayı dolaştım yoktu. Hepsi bu taraftaymış. Şaka gibi. Şu pipiyi bir şöyle bir yere bırak da. Çok önemli bir daha zehirlenirsek. Ne lazım başka? Nerede şey? Hepsini kullandık mı bunların? Ha yok var bir tane. Gel. İp mi yok? Nasıl ip yok ya?
Ay senin ben söveceğim ha. Ah! İşte bu. Oh yarasın bana. Bakayım başka et çıkmadı mı senden? İki tane mi çıktı? Tamam bunu söndür de sonra gerekirse yakarız. Gel bakayım. O zaman bakayım. 8 dakikada. Bu bölümde burada bitirelim. Bundan sonra ne yapacağımıza gelirsek eğer. Şimdi diğer adada bıraktığımız ve bir daha ulaşamayacağımız hiçbir şey yok. Makine parçaları hariç. O yüzden şeye buradan devam edeceğiz. Buradan bu adadan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten yerleşecek bir şey yok. Özel bir şey yok zaten. Her şey adada var. Bir tane yılan var. O bir sıkıntı. O yılanı harcadıktan sonrası bir problem olmayacak. Tamam. Sanki oyuna yeniden başlamışız gibi düşünebilirsiniz ama öyle düşünmeyin. Çünkü bu oyunda tek bir adada zaten barınamazsınız oyunun başından sonuna kadar. Ağaçlar bitiyor. Her şeyi geç. Ekstra her şeyi geç. Ağaçlar bitiyor. Okey? O yüzden bye bye. Videonun içeriği bitti. Beğendiyseniz bir aboneliğinizi, bir like'ınızı, varsa bir de şöyle bir yorumunuzu alırım. Beğenmediyseniz bile yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Belirtin ki ben daha iyisini yapabileyim. Tamam? Kendinize iyi bakın. Bye bye.